Ama Montrö Sözleşmesi'nin şu hükümlerine uyulmaz kanaldan geçerken. O nedir? Montrö Sözleşmesi'nde kılavuz almak zorunluluğu yok. Yani gemiye bir kılavuz kaptan alıp da o kılavuz kaptan bu sulardan geçirir, bu boğazlardan geçirir zorunluluğu yok. Efendim bir takım ücretler ödeme zorunluluğu yok. Geçiş ücreti ödemiyorsunuz. Gerçi fener, tahlisiye ücretleri gibi ücretler var. Onu da eksik alıyoruz, o ayrı mesele. O da %96 indirimle alıyoruz. Şu anda kemiksiz 2,5-3 milyar dolar para almamız lazım bizim oradan. Şu anda aldığımız para Yılda da değil mi? 150 milyon dolar. Cihat Hocam, yıllık şeyden bahsediyoruz. Yani yıllık almamız gereken miktardan ama alamadığımız miktardan bahsediyoruz. Alamadığımız miktardan ya olacak iş değil hocam. Doğru. Yani Montrö Sözleşmesi'nin laika birinde açıkça yazıyor. Bir altın frank. Altın frank demek bir altın frank 0,29 gram altın demek. 0,29 gram altın yerine 0,29 gram altın yerine şu anda 0,8 dolar alıyoruz. 1 gram altın ne kadar? Bugün 522 lira olmuş. 522 lira. 522 lira Çarpı 0,3'e bölersek hocam işte yaklaşık 170 lira eder. doğru. 170 lira eder. 0,8 dolar alıyoruz. 6 lira. Doğru. 170 lira yerine biz 6 lira alıyoruz. Yani bu açıkça bir kere bunun üzerine gidilmesi lazım. Bunun üzerine gidilmesi lazım. Bunların zorlanması lazım. Hadi hepsini alamadın yarısını al. Yarısını alamadın öteki yarısını al. Ama al. Ya, ve buna bir taş atıp kolumuz da yorulmuyor. Neyse. Kanaldan geçerken ücretlendirme yapılabilir, kılavuz zorunluluğu alınabilir vesaire yapılabilir. Yapacak tabii kanal açan devletler her zaman bu ücretleri alırlar. Ve buradan da bir kazanç elde ederler. Bu Süveyş ayrı bir mesele. kanalında olduğu gibi, doğru. Süveyş'te olduğu gibi, Panama'da olduğu Panama'da gibi, olduğu. Korint Kanalı'nda olduğu gibi, bir sürü yerde olduğu gibi.